Yemeklerin baş tacı sarımsak genellikle ezilerek kullanılır. Ancak uzmanlardan peş peşe gelen açıklamada eziciden geçen sarımsak hakkında olumsuz geri bildirimler olduğu ortaya çıkarıldı. Sarımsak eziciden uzak durmak lazım. Peki ezici olmadan sarımsak nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Mutfakta birçok sahip olduğumuz pratik bilgiler, hayatımızı hem kolaylaştırır, hem de kurtarır. Sarımsak ezici de bunlardan biridir. Sarımsağın yemekte daha yumuşak durması için yapılan bu alet hakkında uzmanlardan açıklama geldi. Besinlerin kullanımı konusunda yapılan araştırmalarda ilk sırada sarımsak ezici ve zararları yer aldı. Sarımsak ezicinin ilk sırada yer almasının nedeni ise dünyadaki en doğal antibiyotiktir. Çünkü birçok ilaçtan daha hızlı etki gösteren sarımsağın maruz kalacağı olumsuz koşullara dikkat edilmeli. Uzmanlar, yapılan araştırmada sarımsakların ezici tarafından rendelenmesinde tüm değerlerini kaybettiğini belirtti. Vitamin özelliği kaybolan sarımsağın bir değerinin kalmaması sonucu uzmanlar en doğru kullanım biçimini paylaştı. Sarımsağı eziciyle kullanıp vitamin değerlerini kaybetmek yerine bir tahta kaşık ya da tahta oklavayla ezilmesi gerektiği belirtildi. Eziciler metal olduğundan sarımsağın kimyasal maddelere maruz kalma ihtimalinin yüksek olacağı iddia edildi. Sarımsağı yatay olarak ezin ve kullanın. Sarımsak, tıbbi özellikleri nedeniyle binlerce yıldır bilinen ve kullanılan bir bitkidir. Temelinde uçucu yağlar, enzimler, vitamin ve mineraller bulunan sarımsağın içerisinde 200'den fazla kimyasal bileşik bulunmaktadır. Özellikle kükürt içeren bileşikler sarımsağa keskin kokusunu verirken, aynı zamanda sağlık üzerinde birçok olumlu etkiyi de beraberinde getirmektedir. Yapılan çalışmalarda, özellikle kükürt içeren bileşikler sarımsağa keskin kokusunu verirken aynı zamanda sağlık üzerinde birçok olumlu etkiyi de beraberinde getirmektedir. Bakterileri, mantarları, parazitleri yok etmek, insan vücudunda kan basıncını, kan şekerini ve kolesterolü düşürmek, karaciğeri korumak, bağışıklığı güçlendirmek, antitümör maddeler içermek gibi özelliklerinin olduğu, yapılan birçok çalışmayla gösterilmiştir. Yapılan bir çalışmada, sarımsak tüketiminin kolesterol ve açlık kan şekerini düşürdüğü gösterilmektedir. Bir başka çalışma sonucunda ise, sarımsak tüketen bir grup bireyin, tüketmeyenlere kıyasla daha düşük tansiyona sahip olduğu bildirilmektedir. İçeriğindeki sülfür bileşiğinin, kanser gelişimini baskılamada ve artan kanser hücrelerinin döngüsünü bloke etmede etkili olduğunu savunan çalışmalar mevcuttur. Sarımsak gibi pek çok doğal maddenin, kanser tedavisi veya kanseri önleme konusundaki yerleri, yıllardır bilimsel literatüre konu olmuştur. Sarımsağın genel faydaları nelerdir? Sarımsakta A, B1 ve C vitaminleri bulunuyor. Soğansı bitkiler grubunda yer alan sarımsağı, ilk olarak Mısırlılar tedavi amaçlı kullandı. Sarımsağın içeriğinde %84,09'su, %13,38 organik madde, %1,53 inorganik madde bulunmaktadır. 33 çeşit kükürt bileşiği olan sarımsak, çinko, germanyum, A, B1 ve C vitaminleri içermektedir. El için serbest radikallere karşı korur. Sarımsağın içeriğindeki el için maddesinin öncüsü olan ve kükürt içeren elin bulunur. Sarımsak hücreleri soyulma, kesme veya doğrama ile hasar gördüğünde, havanın etkisiyle içeriğinde bulunan elin ile hemen reaksiyona giren elinaz adı verilen bir enzim salınır. Bu reaksiyon sonucunda el için ortaya çıkar. El için, kandaki iki antioksidan enzim olan katalaz ve glutatyon peroksidazın seviyesini yükseltir. Bu şekilde, vücuttaki hücre zarına zarar verebilecek daha fazla serbest radikal önlenebilir. Tansiyonu düşürür. Damar sisteminin, yani yaşlanma sürecinin sarımsakla birlikte gerilediği düşünülmektedir. Ayrıca kanın akışkanlığını düzenleyen sarımsak, damarları genişlettiği ve gevşettiği için aşırı yüksek tansiyonun normalleşmesine katkıda bulunur. Sarımsak, kan lipidlerinin düzenlenmesinde olumlu etkileri olan, ikincil bitki maddeleri olan saponinler içerir. Böylelikle gelişmiş bir kan akışına ve damarların artan esnekliğine katkıda bulunur. Ajin ayrıca sarımsakta bulunan bir kükürt bileşiğidir. Pıhtılaştırıcı fibrini parçalayarak kanı doğal olarak inceltir. Tüm bu farklı maddelerin yardımıyla sarımsak, kan sulandırıcı ilaçların aksine tamamen doğal bir şekilde ve yan etkileri olmaksızın, kan pıhtılarını etkisiz hale getirebilir ve tromboz ile felçleri önleyebilir. Doğal bir antibiyotik. Sarımsak geleneksel olarak bağırsak problemleri ile soğuk algınlığı ve grip için kullanılmaktadır. Aynı zamanda iyi bir selenyum kaynağıdır. Selenyum metabolizma, bağışıklık sistemi, tiroid bezi ve sağlıklı cilt ile tırnaklar için önemli olan temel elementtir.
Özellikle el için ve kükürt bileşikleri, her türlü patojen mikroorganizma ve parazitlere karşı öldürücü özelliğe sahiptir. Bu nedenle sarımsak, kimyasal antibiyotiklerin aksine, sağlıklı bağırsak florasının korunmasını destekleyen doğal bir antibiyotik olarak tanımlanabilir. Bağırsak florası, bağışıklık sisteminin en büyük bölümünü oluşturduğu için sarımsak, bağışıklık sisteminin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. Sağlam bir bağırsak, ayrıca besin maddelerinin daha iyi emilmesini ve kullanılabilirliğini sağlar, bu da hücrelere daha yararlı öğelerin ulaşması anlamına gelir. Mesane enfeksiyonlarına karşı etkili. Yapılan bir araştırmada, sulu sarımsak özlerinin hali hazırda antibiyotiklere direnç geliştirmiş olan bakterileri yok edebildiği belirlenmiştir. Bazı bakteriler, her yıl milyonlarca insanı etkileyen mesane enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. Sarımsak, idrar yolu enfeksiyonlarından dertli olan kişiler tarafından kullanılabilir ve bu sayede iyileşmeyi hızlandırabilir. Kanser tedavisinde etkili. Sarımsağın anti-kanser özelliklerinin olduğu yüzyıllardır konuşuluyordu. Yapılan bir dizi çalışma ile bu bilgi kanıtlandı. Sarımsağın içeriğinde bulunan sülfür bileşiklerinin, kanser önleyici etkisinin olduğu bilinmektedir. Elicinin dönüşümü, yağda çözünen iki madde üretir. Dialil sülfür ve dialil disülfür. Sarımsaktaki bu kükürt bileşiklerinin, tümör oluşumunda yer alan iki işlemde etkili olduğu varsayılmaktadır. Bu bileşikler, bir yandan kanserojen maddelerin reaktivitesini azaltmakta ve eliminasyonunu hızlandırmaktadır. Böylece DNA daha az zarar görmektedir. Öte yandan, bu bileşikler kanser hücrelerinin büyümesini bozabilir ve böylelikle apoptoz yoluyla hücre ölümlerini başlatabilir. Bunu yaparken, tümörlerin yayılmasını engellerler. Sarımsağın kolon kanseri, mide ve yemek borusu kanseri, akciğer ve meme kanseri için önleyici etkileri kanıtlanmıştır. Kanser riskini azaltıyor. Akciğer kanseri konusunda Çin'de yapılan iki araştırma dikkat çekmektedir. Hem sarımsak, hem de yeşil çay bu nedenle bu kanser türünde koruyucu faktörler olarak ön plana çıkmaktadır. Bilim adamları sarımsak ve yeşil çayın, tipik akciğer kanseri risk faktörlerinin etkisini azalttığını öne sürmektedir. Kullanıma hazır hale getirilen sarımsak preparatları, prostat kanseri ve iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde uzun süredir kullanılmaktadır. Prostat kanserine olumlu etkileri, anti-enflamatuar, antioksidan ve genel kanseri inhibe edici etkileri ön plana çıkmaktadır. Karaciğeri koruyor. Sarımsak, hücre duvarlarını güçlendirerek ve organizmanın kendisine zararlı olan toksik maddelerden arınması işlemi olan, detoksifikasyon işleviyle karaciğeri destekleyerek yıpranmasını önler. Ayrıca sarımsak, ağır metal zehirlenmesinde veya alkol tüketiminin olumsuz sonuçlarını azaltmak için kullanılabilmektedir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.